Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladım. Aslında uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bir tarifti ama yapmak ve paylaşmak bugüne nasip oldu. Şunu hemen belirteyim ki bir tarifi yapmadan önce bayağı uzun uzun araştırırım. Nereye ait, nasıl yapılır? Dizmana da bu tariflerden biriydi. Göçmen böreği olarak da biliniyor. Elimden geldiğince orijinaline uygun olarak yaptım ama tabii ki birebir aynısını yaptım. Onu da videonun içerisinde detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Videomuz birazcık uzun ama terapi niyetine de olsa izlemenizi tavsiye ederim. En azından yapacaksanız size de fikir olmuş olur. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle hamurunu hazırlayalım. Hamuru için 1 su bardağı yoğurt, yoğurdun çok aşırı katı katı olmasına gerek yok. 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine alabildiği kadar un ve tuzunu ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum. Ben ortalama 5,5 su bardağı kadar un kullandım ama lütfen unu ilave ederken azar azar ilave edin ve duruma göre tekrar ilave edebilirsiniz. Tuzunu da unun üzerine ilave ettikten sonra önce spatula ile spatula marlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Olabildiğince yumuşak, çok hafif ele yapışan bir hamur yoğurdum. Ben bu defa kasenin içinde yoğurdum yeterli geldi. Ama eğer kullandığınız kase yani ya da yoğurma kabı küçükse masanın üzerinde yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü mayalı hamurlarda yoğurma kısmı çok önemli. Bakın elime böyle aldığım zaman hafif yapışıyor. Bu hiçbir zaman sorun olmaz. Tekrar kasemi geri alıyorum. Üzerini streç film ile kapatıyorum. Tabi isterseniz temiz bir poşette kapatabilirsiniz. Daha hızlı kabarması için de böyle kalınca bir bez kullandım. Hamurum iki misli kabarana kadar dinlendirdim. Herkesin bulunduğu ortamın sıcaklığına göre hamurun kabarma süresi de değişecektir. Bazen tariflerimde belirtiyorum ortalama bir buçuk 2 saat gibi bir sürede kabarır diye. Ama kabarmadığını söyleyen arkadaşlarımız da oluyor. O maalesef bulunduğunuz ortamın soğuk olmasından kaynaklı bir durum. Ha bir de iyi yoğurmanıza bağlı. Eğer çok iyi yoğurursanız 2 saat sonra eğer kabarmadıysa ya mayanızda sorun vardır ya da maalesef iyi yoğurmadığınız için iyi bir şekilde kabarmaz. Bu yüzden bütün tariflerimde özellikle üzerine basa basa diyorum ki hamurunuzu çok iyi yoğurun. hafif unlamış olduğum masaya alıyorum ve 4 eşit parçayı keseceğim için elimle biraz toparlıyorum. Aslında direkt 4 bezeye de bölebilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda hepsi eşit şekilde geliyor. Kesmiş olduğum parçaları elimle toparlayarak yuvarlak bir form veriyorum. 4 bezemin hepsini aynı şekilde hazırladım. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak masanın üzerine çok hafif unluyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bu kısımlarda lütfen çok fazla un kullanmayın. Çünkü un hamurun ister istemez biraz daha sertleşmesine sebep olacaktır. Tabi yapışmaması için çok az kullanabilirsiniz. Bezeyi önce elimle daha sonra merdane ile çok aşırı inceltmeden dikdörtgen bir formda olacak şekilde açıyorum. Önce merdane ile açtım. Bakın böyle hafif uzunlaması olduğu zaman elimizde kolay bir şekilde dikdörtgen bir form verebiliyoruz. Üzerine ezmiş olduğum beyaz peynir serpiştiriyorum. Özellikle bu kısımdan sonrasını biraz daha hızlandırarak gösteriyorum ki izlerken sıkılmayın. Hamurun uç kısmından başlayarak peynirin üzerine kapatıp rulo yapıyorum. İlk hamurumu hazırladım yani rulomu yaptım bir kenarda bırakıyorum diğerlerini aynı şekilde yapmaya devam ediyorum zaten toplamda 4 tane var oldukça da hızlı bir şekilde şeklini verebiliyoruz. Ben çekim yaptığım için çok fazla uğraşmamak adına kamerayı açıp kapatma kısımlarıyla Hepsini rulo yaptıktan sonra kestim. Ama size tavsiyem ruloları yaptıktan sonra hemen kesin tepsiye alın sonra bir diğerine geçin. Bezelerimin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlarken de birkaç edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dızmana'nın hamuruna özellikle yoğurt kullanılırmış. Ben de bu kısma özen gösterdim. Hamuruna yoğurt kullandım. Birçok arkadaşımız poğaça gibi yapsa da normal şekli böyleymiş. Ama poğaça gibi olan da gayet güzel görünüyor. Tabii ben biraz daha orijinaline uygun olsun diye tam anlatıldığı gibi yaptım. Ayrıca üzerine de kaymak kullanılıyormuş. Ama sokağa çıkma yasağından dolayı evde yeteri kadar kaymağım yoktu. Bu yüzden kaymak yerine yoğurt kullandım. Son bezemi de açtım. Üzerine peyniri yerleştiriyorum. Tekrar rulo yapıyorum. Daha sonra kesme işlemine geçiyoruz. Hazırladığım ruloları çok aşırı küçük olmayacak şekilde parçalara kesiyorum. İlk başta kesmiş olduğum bir iki parça gözüme küçük geldi. Sonrakileri biraz daha büyüttüm. kesmiş olduğum parçaları yağlanmış veya yağlı kağıt silinmiş büyük boy fırın tepsisine alıyorum. Videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz tarifle ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca bu ara benden hangi tarifleri daha çok istiyorsunuz onu da mutlaka yorum kısmında belirtin. Sizlerin isteği doğrultusunda yeni yeni tariflerde gelmeye devam edecektir. Bu tarifimi izlediğiniz halde hala kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilir. Bir işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tepsiyi tamamen doldurdum. Şimdi şekil verme kısmına geçiyoruz. Parmaklarımı sıvıya batırdıktan sonra üzerine böyle bir iki defa bastırarak şekil veriyoruz. Ve hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Arada mutlaka elimi yağlıyorum ki yapışma olmasın diye aksi halde yapışabilir. Orijinal dızmana böreğini yapan arkadaşlarıma bir sorum olacak. Acaba üzerine böyle şekil vermek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Birçok arkadaşımızın tarifini izledim. Bazıları şekil vermişti, bazıları vermemişti. Ama bu görüntü hoşuma gittiği için ben şekil vermek istedim. Bir tarifin her ne kadar orijinalini yapmak için elimizden geleni yapsak da her yöreye, herkese göre yapımı farklı olabiliyor. Beni sadece YouTube'dan takip edenler için küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sadece YouTube'dan değil aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan da hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Üzerine şekil verdikten sonra zamanınız varsa 45 dakika kadar ama zamanınız yoksa en az 20 dakika mutlaka üzerine temiz bir bez kapatıp dinlenmeye bırakalım. Ben ortalama 25-30 dakika kadar dinlendirdim. Ama zamandan biraz tasarruf etmek isterseniz de Fırını 50 dereceye çalıştırıp ortalama 15-20 dakika kadar mayalandırabilirsiniz. Ama tepsi mayasını lütfen ihmal etmeyin. Bu tür hamur işlerinde gerçekten çok önemli. Bakın 25-30 dakika gibi bir sürede oldukça güzel bir şekilde kabardı. Hatta üzerine şekil vermişti ki onlar bile neredeyse düzeldi. Şimdi üzerine sosunu yapmaya başlayalım. Sosu için 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı kadar sıvıya, 2 adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Sosunu güzelce çırptım. Şimdi dızmanı böreğimizin her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Sosunu üzerine gezdirirken bazı kısımlara eğer az giderse bir fırça yardımıyla her tarafına eşit şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz. Bütün sosu döktükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Hemen bunu özellikle göstermek istiyorum. Fırının en alt tarafında sosunu çeke çeke pişiriyoruz. Bu kısım önemli çünkü orta raflarda olduğu zaman tam da istediğimiz gibi olmayabilir. Benim fırınımda ortalama 54 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti. Ama unutmayalım ki her fırına göre pişme süresi değişir. Şunun güzelliğine bakar mısınız? nasıl güzel kabardı ve rengi de tam istediğim gibi oldu. Soslu bir börek çeşidi olduğu için tepside çok fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Fırından çıkardıktan hemen sonra tepsiden çıkarmanızı tavsiye ederim. Hemen bir kontrol ediyorum güzel pişti mi diye. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde tepsiden çıkartıyorum. Tabanında fırın kağıdı olduğu için kolay bir şekilde ayrılıyor. Fırının en alt tarafında pişirmemize rağmen tabanı böyle nar gibi kızarmıyor çünkü soslu bir börek çeşidi ve zaten sosunun piştiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu yüzden böyle tabanını uzun uzun pişirmenize gerek yok. Şu an hala çok sıcak. Zaten fırından yeni çıktı. Elim yandığı için hemen geri çektim. Böyle ilk sıcaklığı çıktı ama tabii tam soğumadı. Şimdi zaten buharını da böyle yakından yakından göreceksiniz. Pofuduk pofuduk içindeki katları belirgin olan çok güzel bir börek ortaya çıktı. Zaten buharının nasıl tüttüğünü de görebiliyorsunuzdur. Şu an rengi ne kadar güzel görünüyor değil mi? Normalde akşam ışığına yakalandığım için olduğundan çok daha güzel görünüyor. Keşke onu sizlere yansıtabilseydim. Tabanını özellikle gösteriyorum. Aklınızda pişmedi diye herhangi bir soru işareti kalmasın. Biraz önce de belirttiğim gibi soslu olduğu için tabanı nar gibi kızarmıyor ama kesinlikle pişiyor. Bunun garantisini sizlere veriyorum. Bakın içinin güzelliğini de bu şekilde görebiliyorsunuzdur. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Sıkılmadan izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese Afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.